Evet dostlar, bir tane sintezli elmas disk aldık. 14.94 dolar yaptı. Bu tabii ki Çin menşeli. Sintezli elmas disk. Ne yapmış? 31.45 ödeme yapmışım. Artık hani 14 dolardan bile gümrük vergisi almışlar. Ne kadar? 22.65. Hani artık her şeye vergi gelmeye başladı. Düşük fiyatlı olsa bile. Evet, 160'lık bir disk. Sinterize bakın. Ne demek? Buranın içinde elmas kumları var demek. Kalınlığı hoşuma gitti bunun. İnce değil. Yani buranın mümkün olduğu kadar böyle geniş olması avantajlı bir durum. Bazıları çok ince oluyor. Fiyatta tabii ki düşüyor. Kalite de düşüyor. Ama şu aralık sanırım 2 santime yakın. 2 santim değil ama yakın. Evet, delik çapı 2 santim, yani 20 milim. Çünkü bizim kaboşon makinamızın da mili 20 milimdi. Ona göre aldık. Kalınlık 0,8, yani 1 milimin altında. Ama bana 1 milim gibi geldi. Aslında ben 1,2 milim ve 1 milim düşünüyordum ama uygun fiyata bunu bulabildim. Fiyatlar artmış. Yani eskiden ben bunları daha ucuz alıyordum. Şu anda en ucuz aldığım bu oldu. Yani yaklaşık 15 dolar. Gümrük kargo saymazsak. Evet, yani eskiden bunlar daha ucuzdu. Şu an en ucuz bu fiyatlarda. Toptan değil de perakende olarak Çin menşeli, Çin kaynaklı sitelerde. Evet, bu diski bekliyordum. Bu güzel bir kesim verecek. İnanıyorum. Yine daha önce bunu göstermiştim. Bu faset koluydu. Bakın, deneme kesimi yapıyorum. Bu bir jadeit şüphelimiz. Şu an için ne olduğunu söylemek erken. Testler tamamlanmadan. Evet, bu ne kadar? Bunun da fiyatını soranlar oluyordu. En ucuz bulabildiğim, bu da yaklaşık 15 dolar civarında aldım. Bunun PTT masrafı 20 TL'ye yakın yaptı. Güzel bir aparat, 64 indekse denk geliyor. 96, 64, 32, bunları birbirine çevirebiliyoruz. Çevrim tablosu var. İnşallah sizlere onu da açıklayacağım, yayınlayacağım sonra. Tabii bir taraftan da öğreniyoruz. Hani ben fasetçi değilim. Deneye yanıla öğrenmeye çalışıyoruz. Ama faset uzun ve meşakkatli, zor bir iş. Bir taraftan çok zaman alıyor. Bizim gibi zamanı az olanlar için özellikle faset çalışmak biraz daha zor oluyor. Uzun süre aldığı için, işlerimiz olduğu için, yani hobi olarak. Onun için bundan sonra otomasyon sistemlerine doğru kayacağız inşallah. Yani otomatik faset düşünüyorum. 5'te 1 oranında zaman olarak 5'ten 1'e düşürmeyi, 5 saatte çıkıyorsa bir faset 1 saate düşürmek için otomasyon sistemleri yapmayı düşünüyorum. Ayrıca concave denilen iç bükey fasetler var. Fasetlere istediğiniz tasarımlar yapmak için, sonsuz tasarımlar yapmak için bu concave pek yaygın değil, zor yani. Ona da ekstra ikinci bir faset makinesi almak gerekiyor. Ama biz inşallah belki de zamanla hem normal faset hem concave ikisini aynı anda otomasyon, yapay zeka destekli, gerekirse sezgisel algılamalı bir yöntemle otomatlaştırmayı düşünüyorum. Şu an aklımda o var. Ama ona biraz zamanımız var çünkü kaboşon makinamızla ilgili
henüz eksikler var. Yani tam istediğimiz gerçekleşmedi diyebilirim. Özellikle o testere bölümünü biraz daha detaylı çalışmak istiyorum. Daha iyi. Çünkü orayı hem disk takacağız hem mandren takacağız. O açıdan oranın kabininin çok daha iyi olması gerekiyor. Biraz onun üzerinde çalışabiliriz. Şimdi bunları gösterirken aynı zamanda fiyatlar hakkında da bilgi vermek istedim. Hani yurt dışında Çin menşeili alırsanız fiyatlar böyle. Bir de bunun yurt içindeki fiyatlara bakın. Şunlara. Bulamayacaksınız büyük ihtimalle şunu. Yani bu kalınlıkta 0,8 milim bulamayacaksınız. Çok nadir. Bulduğunuzda çok pahalıya geliyor. Bunun 3 katı, 4 katı, 5 katı fiyatı olduğunu göreceksiniz. Şunu asla bulamayacaksınız ülkemizde arkadaşlar. Yani bunu bulmak biraz zor. Ben epey bir arayışla perakendeye yeni düşmüş o şekilde aldım. Normalde hani toptan belki bulunabilir ama Alibaba'da AliExpress'te perakendeye yeni düşmüş. İki tane var. Biri pahalı. Biri bu bulduğum daha ucuz olanın öbürü neredeyse bunun iki katı fiyata aynı ürün. 3 model çıkarmışlar diğerinde. Plastik olan, alüminyum olan şekilde. Bize de ucuz olan hatta alüminyum geldi. Plastik de gelmedi. Gayet iyi. O şekilde. Artık bunu kullanmayı zamanla öğreneceğiz inşallah. Bunun üzerinde faset denemeleri yapıp tecrübe kazandıktan sonra otomasyon sistemlerine belki de geçeceğiz. Fasetin mantığını iyice kavradıktan sonra artık cep telefonundan faset kesebileceğiz ya da bilgisayardan faset kesebileceğiz. Sadece dop değiştirme olacak manuel olarak. Onun dışındaki işlemlerin hepsi pavilyon veya işte korona taç bölümü buralar otomatik olarak kesilecek. Hedefimiz o. İnşallah tabii ki o uzun soluklu bir proje olacak. Videomuz şimdilik bu kadar. Beni izlemeye devam edin. Hoşça kalın.